Ete Haber Merkezi'nden günün gelişen olaylarıyla karşınızdayız. İyi bir hafta geçirmeniz dileğiyle haber bültenimize başlıyoruz. 30 Mart Mahalle İdareler Seçimlerinde Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı seçilen Operatör Doktor Hüseyin Uysal mazbatasını alarak bugün görevine başladı. Ereğli'de 30 Mart Pazar günü gerçekleştirilen Mahalle İdareler Genel Seçiminde AK Parti'den Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Uysal seçim kurulundan mazbatasını alarak makamına oturdu. Adliye binasından mazbatasını milletvekilleri Ercan Can'dan ve Özcan Ulupınar ile birlikte alarak belediye binası önüne gelen Hüseyin Uysal burada kendisini bekleyen halka hitap etti. Uysal, Ereğli'de süslü rahatlarının sona erdiğini ve bundan sonra hizmet edeceklerini kaydetti. Ben sizleri çok fazla tutmak istemiyorum. Çok fazla laf üretmek de istemiyorum. Çünkü ben hep hayatımda şuna inandım. Süslü laflar söylemek maalesef güzel ama karın doyurmuyor. Bu yüzden beni affedin. Bugünden sonra süslü laflar yok. Hizmet var, çalışmak var. 24 saat çalışmak var, 365 gün çalışmak var, bayram, seyran, tatil benim için yok. Ben burada sayın milletvekillerimize de destek oldukları için ayrı sayfalar açtığımı söyledim. Teşkilatımıza, bütün emeğe geçen, bizlere destek veren, bütün halkıma, huzurlarınızda kendilerine teşekkür edecek bir cümle bulamıyorum. Bunu kelimelerle ifade etmek de çok zor. Hepinizi saygı sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Sağ olun, var olun. Milletvekilleri Özcan Ulupınar ve Ercan Candeniz ise konuşmalarında Ereğli'de zafer kazandıklarını ve bundan dolayı da herkese teşekkür ettiklerini söyledi. Sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Benim elimden 2011 senesinde tuttunuz. Bu Ereğli'de bir tarih yazdınız. Allah hepinizden razı olsun. 2014'te karşınıza çıktık. Hüseyin Bey'le beraber yine elimizden tuttunuz. Yine Allah sizden razı olsun. Sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Sizlere ne kadar hizmet etsek yine azdır. Ama şundan emin olun, sizin içinizden çıkmış birer evlatlarınız olarak biz sizleri mahcup etmemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Gece gündüz çalışacağız. Bundan emin olun. Her birinize layık olmak için elimizden gelen her türlü gayreti sarf edeceğiz. Verdiğimiz sözlerin sonuna kadar arkasındayız. Biz buraya kavga etmeye gelmedik. Biz buraya iş yapmaya geldik. Kimsenin ekmeğiyle oynamaya da gelmedik. Biz buraya evlere ekmek, aşk getirsin diye geldik. Allah inşallah size karşı bizi mahcup etmez. Biz de elimizden geleni yapacağız. Bunu söz veriyoruz burada. Ben 3 aşağı 5 yukarı 9. seçimine girmiş bir kardeşiniz olarak sonucu tahmin ediyordum. Bir tarih yazdınız. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Çok şükür. Ve biz de sizlere hizmet etmek için elimizden geleni yapacağız. Kurban kesimi ve duanın ardından Hüseyin Uysal makamına oturdu. Ben buraya televizyonları görüyorum. Size gazeteler bu kadar. Sizin için bu kadar.
Uysal ilk iş olarak önceki dönem belediye başkanı Halil Pospik tarafından Ören Mahallesi'nde kurulan zabıta kulübesinin kaldırılması talimatını zabıta müdürü Atilla Çakar'a verdi. Arka taraf! Görevliler varsa hemen haber versinler. Zabıta müdür arkadaş buraya gelsin. İlk emri vereceğim. Bravo başkanım. Zabıta müdür arkadaşı bekliyorum. Zabıta müdür. Burada paradan mı var ya? Paranız başkanım. Zabıta müdür. Ereğli'de 30 Mart Mahalle İdareler Genel Seçiminde 422 oy ile başkanlığı kaybeden Halil Pospik, sabah saatlerinde belediye personeliyle vedalaştı. Ereğli Belediye Başkanlığı'nı 422 oy ile kaybeden, önce İlçe Seçim Kurulu, daha sonra da İl Seçim Kurulu tarafından yapılan itirazları reddedilen Halil Pospik, belediye personeliyle vedalaştı. Sabah saatlerinde belediyeye gelen Pospik, belediye binası çıkışında hem belediye çalışanlarından hem de kendisini dinlemeye gelen vatandaşlardan helallik istedi. Evet, Ereğli'yi her konuda iyi bir noktaya getirmek için ama hiç yalan söylemedik. Hiç yanlış yapmamaya çalıştık. Hep dürüst ve düzgün davrandık. Politikalarımızda daima dürüstlük ön plandaydı. Hep sözümüzün eri olduk. Yapabildiklerimizin hepsini yaptık. Her türlü gayreti gösterdik. Özellikle belediyede çalışan personelimizle birlikte inanılmaz bir dayanışma içerisindeydik. Hep birbirimize sevgi ve saygı kuralları içerisinde hareket ettik. Kendimden eminim, kendime güvenim sonsuz. Bu olaylardan sonra Ereğli'nin geleceği hakkında bir takım tereddütlere düştüğüm için daha da kendimi sağlam hissediyorum. Aynen başladığım günden itibaren Ereğli'yi iyi bir noktaya getirmek için yaptığım mücadele neyse, hiç kimsenin şüphesi olmasın bundan sonra aynı mücadeleye devam edeceğim. Aslında seçimi kaybetmedim. Eğer seçimi kaybetmiş olsaydım, eğer karşı taraf seçim almış olsaydı, şimdi burada görkemli bir tören yapıyorduk. Ve rakibime şerefle bu mazbatayı ben kendi ellerimden vermek isterdim. Ama maalesef hırsızlıkla seçimi elimden aldılar. Bu kadar büyük farklarla olan bir seçim imkanı yok, mümkünatı yok. Benden alabilmeleri mümkün değil. Ama sandıklarda hırsızlık yaptılar. 200 tane sandıkta hırsızlık var. 200 tane sandıkta 100 oy pusulası vermişler. Bir tane örnek görüyorum mesela. Bu 100 oy yerine 200 tane oy kullanılmış. 100 tane oy dışarıdan gelmiş. Mühürsüz pusulalar, mühürsüz zarflar. Yani adamı idama götürürler bu iş için. Ama yok. Adalete gidiyoruz, adalet hakkımızı korumuyor. Türkiye'de hiçbir ilde, hiçbir ilçede bu kadar riyakarlık, bu kadar hırsızlık, bu kadar adaletsizlik Ereğli kadar hiçbir yerde olmamıştır. Ereğli göz göre göre hep beraber bir araya gelmiş her türlü hırsızlığı yapmışlar ve maalesef seçimi 420 oyla elimizden aldılar. Sadece geçersizler listesini, 2600 tane geçersiz oy var. Bunları inceleseler dahi seçimi tekrar benim tarafıma geçmesi lazım. Ama mümkün değil, her türlü olay hazırlanmış. Pospik konuşmasının ardından belediyeden ayrılırken belediye çalışanları ve vatandaşlarla tek tek helalleşti. Halil Pospik, belediye meclis üyesi Avukat Adil Ateş ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Pospik, sandıklarda oynama yapıldığını iddia etti. Halil Pospik, belediye meclis üyesi Avukat Adil Ateş ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Pospik, sandıklarda oynama yapıldığını iddia ederek örnekler verdi. Bugün sizleri toplamamın veya sizlerle basın toplantısı yapmamın nedenini sakın seçim kaybetti, işte üzüldü, işte bahane arıyor, fırsat kolluyor gibi şeyler aklınıza gelmesin lütfen. Ben çok rahatım, aslanlar gibiyim. 14 tane belediye meclis üyesi ve bize destek veren arkadaşlarımızla birlikte özgüvenimiz çok yüksek. İnanın fevkalade özgüvenimiz yüksek. Ancak Ereğli'de beklenen olaylar olmadı.
seçimi hırsızlıkla kaybettik. Yani bunu açık ve net olarak söylüyorum. Hepinizin bu konuların içerisinde benden fazla sizler varsınız basın mensupları olarak. Eğer bir incelemeye giderseniz 12 bin oy fark 10 gün içerisinde 420 eksik oyla seçimi verdi. Yani inanılacak bir olay değil. Normal yollardan siyaset tarihinde böyle bir şey yoktu. Siyaset tarihini incelemek lazım. Böyle bir şey olası değil, olması mümkün değil. Ama inanılmaz olaylarla karşılaştık. Sandık başlarında çok büyük olaylar oldu. Türkiye'de değil, Ankara'da değil, Türkiye'nin hiçbir ilinde, hiçbir ilçesinde, hiçbir beldesinde böylesine büyük bir hırsızlık, bir arsızlık olmadı, haksızlık olmadı. Bunu ilan ediyorum. Örnek yok Ereğli'ye. Bakın 3 tane muhtar, muhtarı diye yazdığı için hakimler sayma veya iptal etme noktasında Süleymanlar, Kirmanlı, Uzun Mehmet muhtarları gitti, yenileri geldi. Hemen itirazlar kabul edildi. Ama biz gerekçeleriyle her şeyimizi ortaya koymamıza rağmen maalesef bizim sandıklarımızı saymadılar. İddia ediyorum. 2678 tane geçersiz oy var. Sadece sandıkları açmasınlar. Geçersiz oyları saysınlar. Yine belediye başkanı. Sandıkları saydıkları takdirde 3000 oy. Yani aşağı yukarı tahmin olarak söylüyorum. 3000 oy farkla belediye başkanı. Yani bu belediye başkanlığı hukuk kuralları çiğnenmek suretiyle, yasalar çiğnenmek suretiyle, adaletsiz bir şekilde zorla elimden alındı. Burada Mıymı Milletvekili başrolleri oynadı. Sendika başkanı ikinci rolleri, DSP'si, bana ihanet eden, benim yetiştirdiğim, ekmek verdiğim bir takım insanlar da ellerinden gelen ihaneti yaptılar. Ama Allah onların yanında bırakmaz. İhanetçi insanların yanında Allah bırakmayacağına inanıyorum. Her türlü yanlışlığı yaptılar. Değerli arkadaşlar, bizim istediğimiz bir tek şaibeli seçim olmasın dedik. Bu sandıklar bir defa sayılsın. AKP fazla çıkıyorsa biz belediye başkanlığında şerefle mazbatayı kendi ellerimize, rakibimize verelim ve onu alkışlayalım dedik. Ereğli'deki barışın bozulmaması lazım dedik. Ama sandıkları saydıramadık. 200 tane sandıkta tahribat var. 200 tane sandıkta tahribat var. Sandıklar bitmiş vaziyette. Ama bunları mazbatalarıyla, basın mensuplarına şimdi dağıtacağım örneklerinden, kendiniz de okuyacaksınız. Yani sandık başında tutulan tutanakları da size dağıtacağım. Örnek tabii ki 200 sandıktan 10-15 tanesini dağıtacağım. Onları göreceksiniz. İnanılmaz bir şekilde bu seçimi hırsızlıkla elimden aldılar. Şaibeli bir seçimdir bunu. Açık ve net olarak söylüyorum. Seçim kurulundan gelen 216 tane oy var. 216 tane oy ve zarfı teslim etmişler, almışlar. Burada oy kullanılıyor. Ama sandıktan 276 tane oy çıkıyor. Bakın tekrar ediyorum. Yani kahkahayla gülünecek bir olay. Türkiye Cumhuriyeti'nde, sosyal hukuk devletinde açık söylüyorum, zaten dağıtacağız da size. 1234 numaralı sandık. 216 tane sandık başkanına oy teslim ediliyor, zarf teslim ediliyor. Ama sandığın neticesinde, bunu da ben söylemiyorum. Sandık başında tutulan tutanaklardan söylüyorum. Tutanaklarda yazıyor. İmzaları atanlar. Sandık başındaki insanlar ben değilim yani. Biz bu tutanaklardan, seçim kurulundan aldığımız resmi tutanaklardan bunu söylüyoruz. 60 tane oy dışarıdan getirilmiş ve atılmış. Sandıklarda mühürsüz oy. Oy pusuları mühürsüz. Kaç tane var? Sandıklarda mühürsüz zarflar var. Avukat Adil Ateş ise bir 196 numaralı sandıkta 270 seçmenin oy kullandığını, ancak sandık başkanı tarafından 258 oy pusulası verildiğini iddia etti. Şimdi arkadaşlar, elimizdeki gördüğünüz belge sandık sonuç tutana. Ve dikkat ederseniz mühürlü, imzalı. Söz konusu belgenin sahteliği ispat edilince ya da geçerli ve resmi bir belgedir. Resmi belgelerin hukuka uygun ve yani bütünüyle hukuka uygun olması gerektiği hepimizin malumu. Bunun aksini iddia etmekte herhalde hukuk devletinde imkanı yok. Bizim yaptığımız ilk tazlarda başkanımız da daha önce belirttiği gibi Tisar'dan atılan oy
pusulasının geldiği yönünde iddialarımız vardı. Başkanımız da örneğini verdi. Aynı şekilde 1196 nolu sandıkta 270 tane seçmen oy kullanmış. Fakat sandık başkanı tarafından 258 tane oy verilmiş. Yani oy pusulası veriyor 278 tane fakat 270 tane oy çıkıyor. Bu durumda şöyle bir şey çıkıyor diyor. Ya burada gerçekten 270 tane seçmen var, sandık başkanı eksik oy verdi. Ya da 258 tane seçmen var, 12 tane oy gelmedi. Veyahut da 12 tane oy haricen sandığa ait olmayan, sandık başkanı teslim edilmeyen oy pusulası olduğu ortaya çıkmaktadır. Bozbüyük ve ekibi Yüksek Seçim Kurulu'na kadar başvuru yapacaklarını ifade etti. Karadeniz Ereğli'de 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Ereğli'de faaliyet gösteren avukatlar, Avukatlar Günü etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu. Avukatlar Günü törenine AK Parti Zonguldak Milletvekili Profesör Doktor Ercan Can'dan, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır, Keleşler Medya Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Yalçın Keleş ile ilçede faaliyet gösteren çok sayıda avukat katıldı. Zonguldak Barosu İlçe Temsilcisi ve Ereğli Hukukçular Derneği Başkanı Avukat Tayyar Kartal etkinlikte yaptığı konuşmada son bir yıllık dönemde yaşamını yitiren avukatlar İlker Tulga, İbrahim Karasu ve Halil Kuru'yu rahmetle andığını söyledi. Tayyar konuşmasında şunları ifade etti. Yeni avukatlık kanunu, avukatın yargı süreçlerinde içselleştirilmesini, toplum nezdinde daha güvenilir bir profil çizilmesini, hukuk toplumunun inşasında daha etkin rol üstlenilmesini ana hat edinmelidir. Yeni avukatlık kanunu, hak ve özgürlükler ana çatısı altında arabuluculuk, uzlaşma, delil toplayabilme, resmi yakamlardan, sendikalardan, odalardan gerekli bilgi ve belgeleri doğrudan alabilme, bu kurumlara danışmanlık yapabilme, kimi mahkemelerde avukatlık hizmetini zorunlu verebilme, hukuki danışmanlık alanlarını genişletebilme, emekliliğinde hakim ve savcılar düzeyinde geçinme imkanlarına kavuşma, herkesin hukuk sigortasıyla kendisine ulaşabilmesini sağlamalıdır. Değerli meslektaşlarım, sorunlar sarmalı içerisinde kaybolup giden ya da sorunları içselleştiren bireyler olmak yerine, ayakları üzerinde dimdik durabilen, yetkin ve etkili bir hukukçu olarak topluma güven duygusunu hissettirmek ve sorunlarımızın çözüm noktasında çaba sarf etmek biz avukatların asli sorumluluğu olsa gerek. Hukuku meslek ve özel yaşamlarında ilke edinmiş saygıdeğer meslektaşlarım. Avukatlar Günümüzün kutlu olmasını diler. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlarım. Ereğli'de 80 metreden uçuruma yuvarlanan patpatta bulunan 3 kişiden biri öldü, biri ağır, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar özel hastanede tedavi altına alındı. Ereğli'de 80 metreden uçuruma yuvarlanan patpatta bulunan 3 kişiden biri öldü, biri ağır, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar özel hastanede tedavi altına alındı. Bir müsaade edin, müsaade. Kaza sabah saatlerinde Ereğli'ye bağlı Akköy İbrahimci yolu arasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Akköy'de oturan Muharrem Yiğit, kayınpederi Ahmet Atan ve kayınvalidesi Döndü Atan ile birlikte orman evine gitmek için patpat olarak adlandırılan tarım aracı ile yola çıktı. İbrahimci mahallesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Muharrem Yiğit 80 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı telefon ile yakınlarına haber veren Ahmet Atan, yakınlarından ve köylülerinden yardım etmelerini istedi. Kısa sürede olay yerine gelen köylüler Ahmet Atan ve Döndü Atan'ı uçurumdan çıkardı. Olay yerine gelen iki ambulans ve sağlık ekipleri yaralılar Ahmet ve Döndü Atan'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Patpat sürücüsü Muharrem Yiğit'in ise olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ölen Muharrem Yiğit'in cansız bedeni, jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından özel araç ile Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çabuk yok onda. Yok. Tamam. Şey açacağız. Morgun şeyini açalım. Çek. Aç bana, aç. Bu adam kardeşim. Kardeş.
Kaza haberini alan ve morga gelen kazazede yakınları gözyaşları içerisinde ağıtlar yaktı. Özel hastanede tedavi altına alınan Ahmet Atan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazada ağır yaralanan Döndü Atan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Ereğli'de Eylül ayında işlenen bağ evi cinayetinde ilk mahkemenin 22 Nisan saat 10'da yapılacağı belirtildi. Geçtiğimiz günlerde kabul edilen iddianamede olayda hayatını kaybeden Gizem Tunç'un kan örneğinin Deniz Boyraz'ın saatinde tespit edildiği öğrenildi. Ereğli'de Eylül ayı içerisinde radar mevkiinde bağ evinde meydana gelen cinayette taksici Murat Erdoğan ile sevgilisi olduğu iddia edilen Gizem Tunç öldürülmüş olarak bulunmuştu. Yapılan araştırmalarda Gizem Tunç'un kesik ellerinin bağ evinin yaklaşık 10 metre ilerisinde olduğu tespit edilmişti. Aferin oğlum hala. Ereğli ve Zonguldak polislerinin incelemesi ve araştırması sonucunda Gizem Tunç'un eski sevgilisi olan Deniz Boyraz ismine ulaşılmış, Boyraz askerlik görevini yaptığı Denizli'de gözaltına alınarak Ereğli'ye getirilmişti. Deniz Boyraz çıkarıldığı ilk mahkemece tutuklanarak İzmit askeri cezaevine gönderilirken Deniz Boyraz'ın babası Ali Boyraz ise vücudundaki diken çizikleri nedeniyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olayın üzerinden geçen kısa zaman zarfı içerisinde Münevver Karabulut cinayetinde görev alan özel ekip Ereğli'ye gelmiş ve topladığı delillerle birlikte ilçeden ayrılmıştı. Toplanan delillerin incelenmesinin ardından elde edilen bilgiler Zonguldak Adliyesi'ne gönderildi. Savcı tarafından hazırlanan 7 sayfalık iddianame Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşmanın 22 Nisan'da görüleceği ve sanıkların ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemi ile yargılanmalarına başlanacağı öğrenildi. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki köprü faciasının ikinci yıl dönümünde acılar tazelendi. 15 kişiden 4'ü henüz bulunamadı. Ancak kayıp yakınlarını en çok yaralayan sorumluların cezalandırılmaması ve kayıpların aranmaması oldu. İlçesindeki köprü faciasının ikinci yıl dönümünde acılar tazelendi. 15 kişiden 4'ü henüz bulunamadı. Ancak kayıp yakınlarını en çok yaralayan sorumluların cezalandırılmaması ve kayıpların aranmaması oldu. Bilirkişi raporunun bile henüz çıkmadığını hatırlatan kayıp yakınları, bazı yetkililer ve partilere ucu dokunacağı için dosyaların üzerinin kapatılmak istendiğini öne sürdü. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 6 Nisan 2012'de meydana gelen köprü faciasının ikinci yıl dönümünde Filyos çayına düşerek kaybolan 15 kişiden 4'ünün cesedine halen ulaşılamadı. Bilirkişi raporunda olayda sorumlulukları bulunduğu belirtilen 3 kurum hakkında soruşturma izni çıkmazken, ölenlerin yakınlarının söz konusu kurumlar aleyhine açtıkları tazminat davaları ise sürüyor. Faciada yakınlarını kaybeden aileler mezar başında Kur'an okuyup dua etti. Gözyaşı döken aileler olayın sorumlularının bulunmamasının acılarını daha da arttırdığını belirtti. Köprü faciasında ölen Mehmet Meryem Başören çiftinin öğretmen olan oğlu Mehmet Başören, olayda sorumluluğu bulunanların yargılanmaması ve 4 kişinin bulunamamasının acılarını daha da arttırdığını söyledi. Görev yaptığı Bartın'dan eşi ve çocuklarıyla gelen Başören, kız kardeşi Fatma Saka ve ailesiyle anne babasının mezarını ziyaret etti. İlk olarak Kur'an okuyan Mehmet Başören, anne babası henüz bulunamayan 4 kişi için dua etti. Dua sırasında Mehmet Başören ve kardeşi Fatma Saka gözyaşlarına boğuldu. Faciadan 2 gün sonra ilk bulunanın annesi Meryem Başören olduğunu ifade eden Başören şunları söyledi. Duyuramadık. Normalde 2 yıldır bu sorumluların bulunmasını istiyoruz ama maalesef yani hiçbir ceza davası açılmadı. Yani 3 kurumla alakalı soruşturma izni vermedi. Yani yetkililerin en öncelikle soruşturma izni verilmesini, yani biz herhangi bir kurum suçlu olarak itham etmiyoruz. Yani suçlu kimse bunun cezasının yani çekilmesini istiyoruz ve Türkiye'ye bunun emsal teşkil etmesini istiyoruz. Sonuçta burada 15 tane canımız gitti. 4 tanesi hala bildiğiniz üzere bulunmadı. Yani biz gene annemiz babamızın mezarının başına geldik, burada duamızı ediyoruz. Yani yerini biliyoruz ama 4 tane tanıdığımızın, akrabalarımızın henüz cesedini bulamadılar. Yani onların da bulunmasını istiyoruz tabii ki. Yani yaklaşık kazadan 3-4 ay sonra çalışmalar durduruldu. Onların da çok
büyük acı tabii. Allah onlara da sabırlar versin. Yaklaşık 2 gün sonra annem bulunmuştu. İlk bulunan annemdi. Yani onu yerine koyduk. Bir hafta sonra da minibüsten babam çıkmıştı. Yani kaza tabii çok üzücü. Yani biz hala şokun üzerimizden atlatabilmiş değiliz. Ama annemi babamı bulmuş olmanın, yerine koymuş olmanın, yani sorumluluğumuzu, vazifemizi yerine getirmiş olmanın yani en azından bir rahatlığı var. Yani geldiğimiz zaman ziyaret edebiliyoruz. Ziyaret edemeyenlerin de yani Allah yardımcısı olsun, onlar da tez zamanda bulunur inşallah. O 4 kaybımız da bulunur inşallah istiyoruz. Evet, kesinlikle. Yani normalde biz az önce söylediğim gibi yani hiçbir kurumu ya da hiçbir kişiyi suçlu, peşinden suçlu görmüyoruz. Yani ama en azından devletin yetkili mercileri var. Yani bunlar sorumluları tespit etmesi gerekiyor. Yani bir bilirkişi raporu bile henüz daha ortaya çıkmış değil. Maalesef dosyanın üzeri kapatılmaya çalışılıyor. Belki bazı yetkililere ya da işte bazı partililere ucu dokunacağı için dosyanın üzeri kapatılmaya çalışılıyor. Ve bu bizi ciddi yaralıyor yani. Yani ikinci yılın bugün doluyor. İkinci yılın sonunda hala sorumluların bulunmamış olması, aramaların durmuş olması, 4 kaybın yani bulunamaması bu bizim yaramızı yani kat be kat arttırıyor. Faciada ölen yol geçen köyü minibüs sürücüsü İsmail Örenbaş'ın yakınları ise evde Kur'an merasimi düzenledi. Öğle namazına müteakip evde toplanan köy sakinleri okunan Kur'an ile faciada ölenleri andı. Şiddetli yağışın ardından 6 Nisan 2012'de Çaycuma Köprüsü'nün yıkılması sonucu Filios Çayı'na düşerek kaybolan 15 kişiden 4'ü olayın üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen bulunamadı. İlçenin girişinde 1951 yılında inşa edilen köprünün 48 metrelik bölümünün çökmesiyle alttan geçen Filios Çayı'na düşen minibüs olaydan 6 gün sonra köprüden yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulunmuştu. Farklı zamanlarda ırmak yatağında 11 kişinin cesedine ulaşılmıştı. Ancak Çaycuma Belediye Başkanı Gülşen'in yeğeni Sezgin Gülşen, Kadın Saraç, Tahir Özkara ve Necati Azaklıoğlu'na halen ulaşılamadı. 15 kişinin ölümüne sebep olan köprü faciasının ardından Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı, Devlet Su İşleri, Karayolları ve Çaycuma Belediyesi için soruşturma izni istedi. Ancak Kastamonu ve Zonguldak Valilikleri ile İçişleri Bakanlığı izin talebini geri çevirdi. Bunun üzerine savcılık Danıştay'a dava açtı. Danıştay da 10 günlük itiraz süresi aşıldığı gerekçesiyle davayı zaman aşımından reddetti. Köylü şimdi bakanlıktan yeniden tebligat çıkarılarak Danıştay'a yapılan ikinci itirazın sonucunu bekliyor. Facia ile ilgili sadece ölenlerin yakınlarının Zonguldak İdare Mahkemesi'nde açtığı tazminat davası devam ediyor. Bölgemizde havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kısa süreli sağanak yağışlı olması bekleniyor. İlimizde 3 günlük tahmin edilen hava durumu. Salı günü hava çok bulutlu, en yüksek hava sıcaklığı 12, en düşük hava sıcaklığı 8 derece. Çarşamba günü hava parçalı bulutlu, en yüksek hava sıcaklığı 14, en düşük hava sıcaklığı 7 derece. Perşembe günü hava parçalı bulutlu, en yüksek hava sıcaklığı 16, en düşük hava sıcaklığı 8 derece.